Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi biz de mutfağa girdik. Daha sabah kahvaltısını yapmadan akşam telaşına başladık. Şöyle burada bir tane kuzu işkembesi var. Aslında dan işkembesini ayrı bir yere koydum, işte düvenin. Kardelen de sadece kuzu işkembesi istediydi o zaman temizlerken. Şunu bir kabın içine ıslatacağım. Yanında topalak pişireceğiz. Sabahtan dedim pişiren de. Belki harcını pişirmeyebilirim. Bulgurunu pişireceğim ilk önce. Güzel falk etmeden hem rabar olsun diye. Dolabı açmışken işkembe çıkarı kadar. En güzel oradan buradan da alırım. Pazardan da erik zamanında geldi. İyi ki zamanında fazlasından koymuşum. Çünkü bu sene ağaçta erik fazla yok. Can çotla böyle iki poşet gelmez. O da tepesinde. Yeri döküldü mü alıp da yiyemeyeceğiz. Kediler köpekle alıyor. Kıllaş olur diye. Aynen. Onu da gaynede poşet yapayım. Ama her zaman diyorum ya, her kaynatımda. Hiç neden birebir. Biz çok sevdik. Hem kendi fasosu da yeniliyor. Şöyle bakın, dalından kopmuş gibi. Dün hatta ağaçtan kardelenden topladık 4-5 dalına bakalım diye. Soframız da hazır. Sabah fırına ekmek almaya gitmiştim. O zaman poğaçayla anneme neydi o? Haşhaşlı aldım. Yok, bunda tayını almadım. Haşhaşlı varmış. Nasıl? Sen neyle aldın onu? Haşhaşlı. Tayın yok muymuş? Yokmuş. Geçen de tayını aldım, haşhaşlı yok mu demiştin. Hayır işte. Sen yanlış anlamışsın. Ben haşhaşlı o kadar tutmuyorum. Seviyorum da tayını daha lezzetli oluyor. Tamam. Senin bunun içindeki şey mi? Pikniğe giderken sen öyle almışsın. O zaman bunu yedi de bir şeyde tayını daha güzel oluyor. Tayını yuvarlak oluyor. Bir de üzerine şey koyuyorlar. Haşhaş tanesi koyuyorlar belli olsun diye. Şimdi bulgurumuzu topalak yapmak için ilk önce bulguru pişireceğiz. Bu yağı da fazla katmıyorum. Çünkü yağı fazla katarsam o zaman emişmiyor. Yani yuvarlak şeklini aldıramıyorum. Ben onu yağlı oldum, dağılıyor avucumun içinde. Tüp şeyli mi ya? Cam da kapalı. Hayır. Oturmamış mı yani? Hadi. Kızgın. Dur sen mi? Tamam, şimdi oldu. Azıcık ya, azıcık da salça. Bir de suyununla soğan, yağınla soğanı kavurup da salça yapıyor suyuna da. Onun için fazla katmamıza gerek yok. Çay bir de kaynayı kaynağı, al suyu kalmaz bir de. Koydum ben. Tastan düğün alalım diyoruz. Bak onu durduruyor. Dama da böyle alacağım ben. Dereceli olması fark etmez de şu kısmı şu olsun diye. Normalde topalak pişireceğimiz zaman bulguru çok pişiriyorduk ya. He. Bu tencere de gözüme çok küçük geldi. O kabarınca o bir dünya oluyor zaten. Karnımızı doyurduk. Pilavımız da pişti. Makineye de çamaşır attım. İnşallah sesinden rahatsız olmazsınız. Hemen kısa poğramat veren eliydim. Şöyle azıcık soğusun diye kapağını da açtım. Poşofumuz da gayna donunda kenara koydum. Maşallah bereketinden epey de olmuş bu. Bir saatin elimiz aza varmaz bizim. Anam seviyoruz biz bunu. Eşim yemese de biz çocuklarla
Bunun içine düşüyoruz. Daireyi getirmeyi unutmuşum. Kaynatmayı onu da galiba kaynatmayabilir. Daireyi de içinde olmayabilsin. Şöyle bir tane yumurta. Ona hazırladıydım zaten. Şöyle bolca karabiberimizden. Sabah tabağım bunun içine kimyon katıyor. Ben pek kimyon katmıyorum içine. Sabah tabağım demiş ki ne? Babamın Yakup'unu biliyorsunuz. Cirit'te oynayan. 2-3 gün oldu mu Kardelen? Olmuştur. Cumartesi gün. Cirit vardı golf kursunda. Biz o gün gezmeye gittiydik. O gün Cirit oynayan derken değneği atmış. Tam dönme noktasını dönen derkene atınan birisi yere düşmüş. Allah korumuş yine. Ayağı kırık yani bacağın üzeri diye alt ayak kısmının. Allah'tan beli başı falan kırılmamış yani çok şükür. Gerçekten bu cirit işi de tehlikeli bir şey. Hani bilmeyen, ilimini bilmeyen, atı zapt edemeyen zor. Bizim Yakup zaten çocukluktan, dededen babadan görmüyor. Babası pek alakası yoktur. Amcası dedesi diyen gibi. Köyümüzde genellikle orta yaşta olsun, gençlerde olsun ciriti bir atılganlıkları var. Eşim de küçükken varmışmış. Sonradan bir kere düşmüş. Kolu kırılınca o şeysi yok. Oğlumun zaten öyle bir şeysi yok. Yanlış söylemedim değil mi? Baban attan düşmüş işte kolu kırılmış değil ben mi? Ben de onda şaşırdım. Kolu o yüzden mi kırılmış? Herhalde öyle olacak kızım. Ha, ben yani küçükken kolu kırıldığını biliyordum söylemişti ama neden kırıldığını hiç sormamıştım. Attan olması lazım. Ha. Hatta de kolu kırılmış. Doktor epey gitmemişler. Nasıl bir şey olduysa. 2-3 gün sonra gitmişler doktora. Doktor rahmetlikte de demiş ki bugün oldu demiş yalım. Doktor zaten kırılı 3 gün olmuş demiş. Kaynamış demiş. Kaynamış. Yeniden kırmışlar. Yeniden sargıya almışlar. Yalan söylemiş ama doktor bilmiş. Kaynamış bilene kırık. Yani lafın kısası. Yani at makine değil canlı bir hayvan olduğu için onun ne yapacağını bilemezsin. Bu yüzden de annemin dediği gibi zor bir şey. Gerçekten öyle. Allah'ım dediğimiz gibi korumuş gene beni başanın diyen gibi. Allah'ım herkese korusun. Şöyle maydanozumuzdan da katam. Naneden kat dedim değil mi? Konuşayım derken. Kattım içine nanesi var zaten. Maydanozu canlıca kattım içine bayağı. Çok tuz katmayacağım. Çünkü suyunu da salça kavuracağım için tuzu gerek yok. Cirit demiş ki benim. Önceden de burada oynanılıyordu. Her sene bir kişi burada düşüyordu. Evet. Oynayanların çoğu hep zaten çoğunun ayak, baş, bel gitti yani. Kırıldı resmen öyle oldu. Bir geçen sene oldu, evveli sene oldu. Aslında oynanmayacak da oynuyorlar. O da bir zevk. Az çıktı. Renklendiriciden bakın. Şöyle bütün malzemeler baharatla birlikte karıştırdım. Şimdi gelelim. Kıvamını alması için, emişmesi için mecbur bunun için un katmamız lazım. Un katmazsak bu katiyen olmaz. Bir araya toplanmaz. Ben bunu yemekli bulgurdan yapıyorum. Hani kendimiz kaynattığımız için bazı hazır bulgurlar çok iyi oluyor. Azıcık mesela eriyse azıcık içini yaparken de ince kısırlık bulgurdan katmediniz mi o denk gelir. Hani bulgur iriyse eğer. Full kısırlık bulgurla yapılsa sence nasıl olur? Tadı olmaz. Çok küçük de olur. Doğru. Yani onun... Bunun özü farklı bulgurun. Bu ne oluyor? Özü. Öbürküsü kısırlık bulgur kırılı olmuş oluyor. Asıl lezzetlisi bu işte köy bulguru. Nasıl bulguru elistirden, elekten geçiriyoruz da dibini yapıyoruz ya kısırlık bulgur. İşte öyle. Şöyle emiştirdim ben bunu. Artık bunun kıvamı iyi. Şöyle ellerimi yıkayayım, geleyim. Yapışmaması için yuvarlamam lazım. Fazla da un kattım mı bu yoda böyle kaynadıktan sonra, soğuduktan sonra böyle lapa gibi olur. Hani pirinç pilavı gibi olur. Pirinç çorbası gibi birbirini tutar.
annem bunu yuvarlasın. Ben de ortalığı toparlarım. Şöyle alt tabanına. Bu ne diyoruz ki? Tepsiye yapışmasın. Ben bu şekilde yapıyorum. Hem kardelen de yaparken de kolaylık oluyor yaparken. Bu şekilde yaptığımı daha çabuk oluyormuş gibi geliyor bana. Hemen ucundan koparıp. Şu da pek küçük oldu. Dur. Bunu böyle yapacaksın. Ebelen gönlünü koy vereceksin. Onlar yapacak bunu böyle. Değil mi? Çok mantıklı. Değil mi? Fatma yenge süt dediydi. Ben sütü koy verdim kapının ağzına. Dur bakayım. Kapının ağzına yatıyordur diye sabahleyin 7.30'da götürdüydü. Şimdi ben mutfağa daha yeni giriyorum. Dediğim gibi ortalığı toparlıyordum. Annem de yapmaya devam ediyor. Hatta biraz da sıkılmış da gözükebilir. Ya oturuyorum. Masa alçakta kalıyor. Yuvarlarken zorlanıyorum. Dikeliyorum, ayağım ağrıyor. Bir sofra bezi serip de yere oturup hiç aklıma gelmedi. Zaten daha yarısı gitti saylanır. Hemen de pişirveceğim buyur. Demin söylediğim gibi kararı değiştirdim. Soğana kavuracağım. Salçayla birlikte suyu da dertledim. İçine kaynadı mı tamam. İçine bunu attım mı yarım saat kısıkta özleşti mi? Zaten bulguru pişmiş. Önemli olan ununla bulgurun birbirine yapışması. Un kokusu gitmesi. Kardeşim bunu işkembeye düdüklüyü de haşlayalım mı doğrayıp da mı domatesli soğanlı biberli mi kavur öğrenelim düdüklüyü? Öyle de güzel olur. Fark etmez bana ya. Öyle yapalım o zaman. Belki sizlere farklı değişik gelebilir. Çoğu insan bunu kaynı diyor. Genellikle bu köyde Bozkuş köyünde herkes söğüş yapıyor buna. Bu şekilde kaynatıp tuza banıp yiyorlar. Ama biz anam evinde gördüğümüz için böyle domatesli, biberli, soğanlı daha lezzetli geliyor. Hoşumuza gidiyor. Çoğu insan çorbasını tercih ediyorlar. Ben olsam bile tamam çorbasını seviyorum da ama illa böyle kavrulacak, ekmeğe banıp da yiyecek. O daha lezzetli geliyor. Hoşuma gidiyor. Bir dakika da şeyle yapalım. Tereyağlı. Haşlayan, pişiren, tereyağından kavuran. Öbürkü düve işkembesinde. Yuvarlam işlemi bitti. Şöyle soğanı, bir tane soğanı kavurdum. Biber salçasından da katayım. Hemen azıcık da domates salçası. Çok fazla katmayacağım. Kaşığın ucunla. Şimdi size şey göstermek istiyorum. Bakın biber salçası. Kavanozda kaynattığımız, kapattığımız için rengi daha bir güzel canlı. Bu güneşte beklediği için domates salçası haliyle kararıyor. Ama güneşte beklendiği için küflenme, paflanma olmuyor. Bu biber salçasına direkmen böyle kapağı açıkta kalsa güneşte beklenmediği için paflar. Biz bunu yeniden kazanda geçiriyoruz tavada. Ondan sonra kavanozları katıyoruz, sıcağından kapağını kapatıyoruz. Ama çemende, yemeklerde birebir oluyor. Demlikteki suyu da katıyorum, zebil olmasın. Şöyle göz karardı, suyunu da katacağım. Demleki gibi kaynasın. Ondan sonra içine bulgularımızı katacağız. Şundan katayım bari. Şu daha şey. Şöyle katarken sıçramasın diye. Şöyle bir kere daha sallayıveren un bulaşını da alsın. Bir zaman bunu kaç sene önce Ümran arkadaşından yapıyorduk. Merve o zaman küçüktü daha. Bire falan gidiyor muydu? Okula gidiyor muydu? Hatırlayamadım. Hayır gitmiyordu. Gitmiyor muydu? Biz böyle yuvarlığa kanı çocuk gidi. Bir de dedik biz bulgur ya bir şey olmaz diye. O da yazık küçük olduğunu atmış boğazında kalmış. Çocuğun sıması değişti. Korkuyoruz bir şey olur diye. Allah'tan sonradan galiba çocuğu istihbar ettirdik galiba. Öylelikle rahatladı. Yani bağırsağına doğru yapışmışmış neredeyse bu. Her zaman da aklıma gelir bu topalak yaptığımızda. Şimdi Merve çiğkeni böyle yuvarlığa kanı iyi desek para versek yemez. O çocuk aklı küçükken iyiydi. Kapağı nerede bizim bunun?
Kardelen içeride süpürdü. Çamaşır sermeye gitti. O da geldi, daha doğrusu çağırdım. Kardelen gel içine salacağım diye. Ben de elimde bulaşıkları yıkadım. Bir yandan da makineye çalıştırdık. Yeri göre günlük çalışıyor. Bazen akşamleyin dolduruyor. Sabahleyin galanın gidenine koyuyoruz, içine çalıştırıyoruz. Ben döşemeyi seviyorum ama makineyi boşaltmayı sevmiyorum. Yalan değil. Şöyle yavaşlıkla içine gateyim. Hem üzerime doğru sıçramasın, hem ocak basmasın. Esnaftan dışı tabak demişler. Bostandan dışı kabak nereye gidiyor? Tamam, bütün işlemi gitmiş, bitmiştir. Gitmiştir diyor. İçine daireyi nohudu olsa iyiydi. Dediğim gibi daireyi unuttum. Nohut da haşlanmış, nohut yok, pişmiş yok. Bir kere şu kaynadıktan sonra kısıvacım küçük yere koyacağım. 20 dakikada durdum, 30 dakika özleştimi tamamdır. Aynı bu şekilde. Değerli takipçilerim, sizler biliyorsunuz, devamlı yaptığımda öyle dağılma, parçalanma olmuyor. Neden olmuyor? İçine yumurta kattığım için. Neden güldün gı? Değerli takipçilerim dedin ya, ona güldüm. İşte değerliler canım, onlar sayesinde biz büyüyoruz kardelen. Dur şuraya koyayım ben de. Biz bu tipi değiştirebiliyor olduk mu? Hayır, buzağının doğduğu gün değiştirdik, o da daha plan olmadı. Buzağının doğduğu gün bak, daha küpelemeleri aramadık kardelen. Ben onun inek numarasını yazayım kenara, koyayım. Çünkü ineğin küpe numaraları diyor bizim. İşkembeyi de doğradım. Onu da hallettim. Bir yandan da soğanı kattım. O gavru logosu. Şöyle yemeği de sizlere de göstermek istiyorum. Artık 2-3 dakika daha durdunuz. Demin nasıldı? Suyu duruydu. Şimdi unla bulgur iyicelen birbirine girdiği için özdeşti. Koyulaşmaya başladı. Bunun azıcık bir şeysi kaldı galiba kapanmasına. Şunu şuraya alıverelim bari kardeşim. Hem senin için göstermesi zor olacak. Hangisiydi? Şu ocaktı. Altına kısam ki. Çoğu kişiden duymuşumdur. Düdüktünün böyle dışa doğru alev verilmeyeceğini, şuraları kenarları iyi olmaz dediler de. Zaten fazla da yüksek ateşte yapma. Bunun içine salça katmayacağım ben arkadaşlar. Kardelen böyle istedi, domatesli, biberli. Danışken de solayı ilk önce haşlıyorum, geç piştiği için. Ondan sonra kavuruyorum. Şöyle malzemelerine gate, domatesimiz, biberimizi içine su katmadan pişireceğim ben bunu. Çünkü işkembe sulanıyor kendisi. Bir de domatesiymiş. Şöyle dolaptan da difrizden de kırmızı biberi küp küp doğradığım zamanında ondan da katacağım için. Hepsini katıverdim artık. Şöyle kırmızı pul biber. Şunun altını da kapatayım artık, bu hangisi. Yemeğimiz de pişti. Şöyle göz kararı da tuzunu da katayım. İlkten böyle rengi aktif olur ama domatesi de içine karışınca biberi de. Bunu da kapağını kapatacağım. 20 dakika durdurdum mu bu da pişmiş olur. Dediğim gibi hiç su katmayacağım içine. Kendi suyundan sulanacak düdüklü de. Bunu pişireceğim artık. Bu da bunun başlığı da galiba. Şuraya kenara koyalım. Kapağını da kapatayım. Ve sessiz karabaşımıza videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine her zaman olduğu gibi annemin ineklere bakıyoruz. Yemeği yaptıktan sonra çekime devam edemedik çünkü misafirlerimiz vardı. Gün bir şekilde sizler de bilirsiniz ki çabucak geçiyor. Şimdi artık harman zamanı geldi. Köyümüze biçer döverler de girdi. Buraya babaannem az önce çadır çekti. Onların arpası gelecek. Arpa da burada
yaş gelecekmiş bu arada, onu söyleyeyim. Kuruması için burada biraz bekleteceğiz. Ne kadar durar inan ben de bilmiyorum. Sizlere öğrendikten sonra açıklarım. Daha samanlarımızdan gelen olmadı. Zaten bizim öyle tarlamız yok. Hepsini dışarıdan alıyoruz. Biz sadece mısır sılajını kendimiz ekiyoruz. Buraya geçen gün babamcı bidonları ayırdılar. Bazıları dolu, bazıları boş. Tekrardan bu şekilde bidon alacağız. Arpalarımızı koymak için. Çünkü içinde iyi muhafaza oluyor. Damba da zaten koyacak yer yok. Az sonra da arpa gelecek sanırım. Sonra da bizim arpa gelecek. O da zaten bir haftaya kalmaz gelir. Bugün abimin arabası evde, bizimki bakıma gitti. Evet, Rıfkı sütümüzü de verdik. Annem bir tane sütü verdi bunlara. Şimdi ben ne yapacağım anne? Baba şimdi çıkarmayalım. Ay, çıkaramayız değil mi? Çünkü arpa her an gelebilir. Ha, dene boşalsın öyle çıkaralım. Arpa ne kadar duracak orada? Yarına kadar falan mı? 3 gün duracak durumu göre. 3 gün. Bizim gelirse kadar duracak anne. Ha. Çünkü bizim köye bakarak, başka köylere bakarak bizim geç geliyordu. Denildiğine göre yağmur çok yağdığı için, yattığı için, içeriler hepsi birden girdiği için bütün köylere. Mecbur baban da dedi, içinde böyle yaş otla oluyor ya, ona varmış. Ben de sabaha kadar yerlense olur herhalde diye düşünüyordum. Hamide teyzeyle konuştu da o taraf bilin. Hep çayırlara dökmüşler denelerini. Yerlensin diye küslenir diyor teyzen. Direkme bitlenme ayıra küslenir diyor. Böyle yeşeri verir diyor. Anladım. Onun için şimdi çıkarsa motor gelecek. Kasayla deviremez kalırsa bize şey olacak. Doğru. Onun için hızlı çıkarıyorlar. Ben de babaannem girinde evi tam yolun üzerinde olduğu için onların öyle serecek bir yeri yok. Yağmur yağsa diye buraya seriliyor kapılara. Islanmasın diye. Öyle olmasa sen şuraya geç, alın bir kenara veririz. Doğru ya. Ondan. Böyle olmasa şeytanın sonradan düştü. Allah'a emanet, artık arzumuzun da günü geçti. Dün geçti aynen. Bugün ikinci günü. O da inşallah sağ salim doğumu yapar da kurtulur. Şimdi Hilal'in kapısını açtım. Onlar biraz burada gezinsinler. Ben de onların sularını doldurun, yemlerini veririz. Hadi bakalım yürü. Yürü. Kamyon geliyor, onlar korktular. Allah. Sevinçlerinden böyle yaptılar, yoksa korktular mı anlam veremedim. Evet, şimdi arpa geldi. Yerini değiştirdik çadırın. Yağış yokmuş önümüzdeki günlerde. Bu yüzden hava darda olsun, daha çabuk kurusun diye düşündüler. Hatta emim iş yerinde, o aramış. Yani evde değil. Babaanneme söylemiş, oraya sermeyelim demiş. Kaç ton bilmiyorum. Kirlim ne geldi oğlum? Dediği gibi çok fazla ot var. Normalde rengi sapsarı, şu an kameradan kaynaklı koyu renkte gösteriyor. Şu böcekler var ya, bakın şöyle hareket ediyor, gördünüz mü? Ben onlardan çok korkuyorum. Arpanın içine, kasanın içine girmeyi sevmem bu yüzden. Böyle bırakmayacağız. Şöyle iyice kenarlara kadar yayarız. Daha çabuk kurur. Ne oldu oraya? Yağdan mı?
He, traktörden. Traktör döken de ölsün diyoruz. Kokorot koksun. Yaratmış. İşte delik delikleri bu yalım herhalde. Deli ulan. Deli ulan. Aa şu mu ki? Neymiş deli ulan? Valla emin öyle değil. He, şey. İçinde ot. Otun ulan. Ben daha demiş oğlum. Gıcık gıcık ulan. Dur içinde. Sen de öyle demiş. Olmaz. Herkes ayrı ayrı katayım değil mi topu attı? Hı hı. Aşağıda yine oyalandık biraz babaannemizle evin önünde oturduk. Hatta benim kalkmaya niyetim yoktu, abim işten geldi de. Öğlelikte hemen apar topar eve geldim. Yine zaten dışarıda görüyorsunuz hava karardı. Saatte bu arada 9'a geldim. Vallahi inekleri kattıktan sonra bu bahçeye girmedim. Biz çuval yakılacak şeyler çuvalda biriktiriyoruz. Ondan sonra haliyle sıla şişesi olduğundan, torbası olduğundan. Bunları yaptım, hallettim. Kenarda yaktım. Allah korusun kenara anla burnu olur ne olmaz diye. Ciri sahasını orada yaktım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakınız ne bölünen var ne dağılan var. Aynı bu şekilde. Ana yanlış kattım. Bunu şeye katacaktım ben. Ne? Hoşaf mı? Hoşaf katacaktım ben bunu. Şu da benim olsun. Şu abi çok kimezse belki o da onun olsun. Karnım da acıktı ya kardelen benim. Benim de çıktı bu defa. İşkembenin de tadına baktım. Bir tane aldım. Nasıl? Çok güzel. Onu da boşaldı veremezsem al şuraya ben dursa. Bakın hiç su katmadan domatesin suyundan işkembe dafta sulanıyor. Bir de kırmızı biber de buzda olduğu için. Ya çoğu insan bunu sevmiyor ya. Kokusunu hoşlaşmıyor ama. Pişerken biraz kokusu oluyor ama bence tadı çok güzel. Ben bunu mesela suyunu daha çok seviyorum mesela kaşıklamaya. Tam banmalık yemek bu. Salata yapmayan dedi. Karadan yapayım dedi. Yapma dedim. En gücü işkembede banmalık. Bir de hoşaf var. Elif hoşafı. Onu da tam şunu orta yere koyalım. Hoşafımızda dolabı koyduydum ben bunu öğlenleyin ılıyınca. İşte hoşafını bardakla içmesini severim. Ama elik hoşafının tanesi de güzel olduğu için bence kasede yemek içmek daha iyi. Arkadaşlar 7'de çıkalım dedik. Birini daha katayım değil mi kasede? 3 kişiyiz ama olsun oraya uzanılacağına. Yenisin diye yapıyoruz. Şimdi şuraya koyalım. Kenarda dursun. Yoğurt katmadık galiba. Hoşaf var. Ekmeği dedin mi sen? Hı hı. Ekmeğimiz 20 TL'ydi. Tabii ki her şey zam geldiği için ekmeğimiz de geldi. Bu 20'den 30 milyona çıktı. Allah'tan birkaç kişi arkadaş sağ olsun herkes dedi. Nazar falan millet fiş alıyor. Daha indirime gelecek. Yani 40 tane fiş aldık. Bize daha uyguna gelmiş oldu. Şimdi 400 milyon arasında varmış. 22'den 400 olmuş. İşte Allah'ım herkesin rızkını eksik etmesin. Bunu nedense aklıma geldi. Söylemek istedim. Hadi bakalım. Burada da videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın diyorum.